Susana Cemilova, Baklaçıqnın maceraları. 5-ci bölüm, Oyun meydanında mucizeler. Pencere yanına çapıp gelgen Leyla, meydançıqta yekani olgan salıncaq yanında 4 balaçıq turganını kordu. Salıncaq üstünde ise Leylanın paralel sınıfta okugan yaramaz Riza sallana ve kimsege başka sallanmağa bermeydi. "Kenişu Riza ufaklarını ıncıta," dep açıvlandı Leyla, avuçındaki baklaçıqını sıkı tutup. Meydanımızda herkese yeterli kadar salıncak olsaydı, kimse bir-birini beklemeseydi. Şu an salıncağının üst demiri uzandı ve ondan yerge taba 4 salıncak peyda oldu. Leyla közlerini avuçlarının okaladı. Ne ola şu? Körgenlerine inanamay. Balaçıklar ise şu dakası zeyçüm koteri boş salıncaklarga yerleşmege aşıktılar. Artık sallanmağan ve şaşkanından ağızı açılıp kalgan Riza salıncaktan sekirip, kollarını kerip balaçıklarga keder etmege başladı. "Kana turup ketin mından, bular hepsi menim salıncaklarım, razılığım olmağancı kimse oturamaz." Balaçıklar kederlenip ağlamağa başladılar. Leyla töpeden bunu korup pek açıvlandı. "Ah, şımdan da olsaydım, şu yaramazğa kösterer edim," dedi öz özüne. Bu sözleri ağzından çıkar çıkmaz, o özünü tamam meydan çıktı, şu şok balanın burnu tübünde olganını fark etti. Leyla oğlançıkının dolu yüzünü yakınlaştı, yumruklarını beline yerleştirip, sert çıray ve ciddi sesinin böyle dedi. "Riza, kanı şu dağası ufaklarga salıncakta yer ber. Yoksa..." Bu yerde Leyla nasıl edip korkuzayım eken deyip düşünüp kaldı. Yaramaz oğlan külüp ve öz boyunun töpesinden Leyla'a aşağı bakıp, "Yoksa... şu bir zere boyunen mağa ne yapar ekensin?" dep daha çok kıçırmağa ve balaçıklarga el uzatmağa başladı. Yoksa Leyla yaramazın ufaklarını ıncıtmak istegi tamamının yok olması için gelişken ceza tapmağa tırışaydı. Bu dakası o Riza Kureş boyunca dünya çempionu Reşat Pelvan başının büyük muhlisi olganını hatırladı. "Yoksa Reşat Pelvan başı spor studiyasında seni Kureş derslerine bir vakit kabul etmez," aytıp koydu kızcık. Riza da beter kakıldadı. Külküden tap kursağına yapışıp mayışıp kaldı. Ama şu ande bir kimse omuzuna dokundu. Oğlançık köterildi, ağızı açılıp kaldı. Şaşkanından köz bebekleri aman aman yerinden çıkacak gibi oldular. Karşısında çempion Reşat Pelvan başı durmaktaydı. "Kadam, ne olayamında? Ufaklarını ne için incitasın? Böyle bir şey kureşçilerge hiç layık olmağanını bilmeysin mi? Akıkı kureşçi oz küçünü özünden zayıf birisine karşı bir vakit kullanmaz. Adalet bizim için kanundur," tazirledi Rizanı çempion. "Bağışlanın sağa, lütfen," sakınıp dedi Riza. "Men başka bir vakit kimseni incitmem. Kana ballar barın, salıncaklarga oturun, men sizni sallarım." Herkes Leyla da salıncaklarga aşıktı. Çempionnen Riza nevbetnen herkesini salladılar. Sonra beraberlikte bir şeyler hakkında heyecanlı laf etip asbardan çıkıp gettiler. Leyla salıncakta sallana, kökke yakın köçürülgeni hoşuna kete, ufaklar üçün de sevineydi. Sabah pek yakşı başlandı. Da küçülü sallanır eken, Leyla ufaklarga salıncağını toxtatmayıp yerge sekire bilecegini göstermege istedi. Ama beceremeyip dizlerine yıkıldı. Bu vakitte avuçu açıldı ve baklaçık çiçeklik içine tığırlanıp ketti.
Çiçeklerini ise bahçıvan sabadan bol bol suvargan edi. Leyla baklaçıkının ardından çapıp, ellerini çiçekler arasına soktu. Nihayet parmakları baklaçıkka tokundu, ama bayağı da kırlengen ediler. Artık evge kaytmak kerek, anam joygandır, dedi Leyla o içinden ve evnin yanına çapıp ketti.